Gerekli her şeyi yapmaya hazır. Kaç defa gerekirse gereksin. Çalışmaya hazır. Bu durum politikada da değişmedi. Hayatımın diğer alanlarında da. Bu yüzden B planının son derece tehlikeli olduğuna inanıyorum. Bugün sizlerle başarıdan konuşacağız. Üniversiteyi kazandım. Günde 5 saatimi vücut geliştirmeye ayırdım. Ve aynı zamanda inşaatlarda da çalışıyordum. O günlerde vücut geliştirme para kazandırmıyordu. Yiyeceklerime önem veremiyordum çünkü param yoktu. Çalışmam gerekiyordu. Ben de inşaat alanında iş buldum. Hem üniversiteye hem de spor salonuna giderdim. Aynı zamanda haftada 4 kez akşam 8'den gece yarısına kadar oyunculuk kursuna gittim. Ve bunları hiç aksatmadım. Tek bir dakikamı dahi boşa harcamıyordum. Bugün burada karşınızda bulunmamın sebebi de tam da bu. ...20 yaşındayken Londra'da gelmiş geçmiş en genç Mr. Üniversite oldum. Bunun sebebi kendime bir hedef belirlemiş olmamdı. Eğer nereye gittiğinize dair bir fikriniz ve uğruna çabalayacağınız bir hedefiniz yoksa... ...olduğunuz yerde döner durursunuz. Hiçbir yere varamazsınız. Amerika'da nüfusun %74'ü işinden nefret ediyor. Çünkü çoğu insan yaptığı işi sevmiyor. İşlerinde belirledikleri hedefi takip ederek yapmıyorlar da ondan. Geçimlerini sağlayabilmek için her işe giriyorlar. Haliyle işleri de onlara angarya gibi geliyor. Çalıştığı işlerden hiçbir keyif almıyorlar. Bir düşünsenize, 4 kişiden yalnızca biri işinden memnun. Pumping Iron'ı çektiğimiz günlerde insanların beni spor salonunda gördüklerinde sordukları bir soru vardı. Günde 5-6 saat antrenman yaptığın halde nasıl oluyor da yüzünden gülümseme eksik olmuyor? Diğerleri de senin gibi çalışıyor ama suratları hep asık. Bu neden böyle? Bu soruyu sorduklarında benim belirleyeceğim bir hedefim olduğunu söylerdim. Mr. Üniversite ünvanı için çalışıyordum. Her sıkı çalışmam, vizyonumu hayata geçirmeye bir adım daha yaklaştırıyordu beni. Yaptığım her set, yaptığım her tekrar, kaldırdığım her ağırlık, bu hedefimde başarılı olmaya yaklaştırıyordu beni. Bir sonraki 225 kilogram squat'ı iple çekerdim. Bir sonraki 225 kilogramlık bench press'i iple çekerdim. Bir sonraki 2000 mekiği iple çekerdim. Bir sonraki antrenmanımı iple çekerdim. Hedefinizi gözünüzün önünde canlandırıp çabalamanın keyifli bir iş olduğunu söyleyebilirim. Muhammed Ali canla başla çalışırdı. Kendi gözlerimle gördüm. Şimdi hatırladım da Ali mekik çekerken spor salonuna bir spor muhabiri gelmişti. Ali'ye şu soruyu sordu. Kaç mekik çekiyorsun? Cevabı ise acıyı hissetmeden saymaya başlamıyorum. Bir düşünsenize, çektiği mekikleri acı hissetmiyorsa saymıyor. Ancak acı hissettiğinde sayıyor. Sıkı çalışma diye ben buna derim. Kim olursanız olun, çok çalışmadan başarılı olamazsınız. Elinizden geleni yapın. Sadece yapın. Sihirli bir hap yok. İşinizi kolaylaştıracak bir büyü de yok. Hedefiniz varsa sadece ama sadece çalışmalısınız. Sıkı çalışmaktan başka çareniz yok. Vaktim yok lafını duyunca çıldırıyorum. Günde 45 dakika antrenmana mı vaktin yok? Ya da günde kendini geliştirmeye ayıracak bir saatin de mi yok? Kişisel gelişimin fiziksel mi yoksa zihinsel mi olduğu da önemli. Günde bir saat boyunca tarihle ilgili yazılar okuduğunuzu varsayalım. Bir yıl sonra 365 saatte ne kadar çok şey öğrenmiş olurdunuz? Bir yılda. Müzisyen ve bestekarların tarihini incelediğinizi düşünün. Ne kadar çok şey bilirdiniz.
kurmak istediğiniz bir işe her gün bir saatinizi ayırdığınızı düşünün. Ne kadar ilerleme sağlardınız bir düşünsenize. Vaktim yok lafı işte beni bu yüzden bu kadar çıldırtıyor. Bir günde hepimizin 24 saati var. 6 saat uyuyoruz desek 18 saatimiz kalıyor. Şu ön tarafa başını sağa sola sallayan birini görüyorum. 6 değil 8 saat uyuyorum ben diyor. Bitemen uyuyor o zaman. Neyse 18 saatimiz kalıyor dedik. Ortalama günde 8 ile 10 saat çalışıyoruz. 10 saat olduğunu varsayalım. Kaldı 8 saat. Günde 1 saatimiz de ulaşıma gidiyor. Hadi buna da 2 diyelim. Günde hala 6 saatimiz var demek. Bu 6 saatte neler yapıyorsunuz? 6 saatte bir şeyler yiyorsunuzdur. Hadi eşinize de bir iki kelime ayırdınız. İnsanlarla biraz konuşmalıyız değil mi? Ama gününüzü planlarsanız ne kadar vaktiniz olduğunu görüyorsunuz değil mi? Sıkı çalışmak zorundasınız. B planı yapanlardan da nefret ederim. Sebebini açıklayayım. Şüphe dolu ve daha önce belirttiğim gibi her şeye hayır diyen o kadar çok kişi var ki. Etrafımız hayır bunu yapamazsın, bu mümkün değil diyen bu kişilerle çevrili. Sorun değil, kulak asmayız, olur biter. Daha önce de dediğim gibi hayırı evet gibi duyun. Yapamazsın demek yapabilirsin demek olsun. Etrafınız negatif kişilerle sarılı olsa dahi bunu yapmak mümkündür. Ancak kendinizden şüphe duymaya başlarsanız söyleyeyim, yandınız. Çünkü temelde kendinize planım işe yaramazsa yedek planım, B planım var demiş olursunuz. Bu şu demek oluyor. B planınızı ayırdığınız düşüncelerinizi ve enerjinizi A planınızdan çalıyorsunuz. Ve sonuçta A planınız da zayıflamış olur. Olmadığında da her şeyin işlediğini düşünürsünüz. B planı da temelde bir koruma ağıdır. Başarısız olursam düşerim ve biri beni kaldırır. İlgilenebileceğim başka bir şeyim olur ve B planım beni korur diye düşünürsünüz. Bu iyi bir şey değildir. Koruma ağımız olmadığında daha iyi çalışırız. Hangi alanda olursanız olun, B planınız yoksa daha iyi performans gösterirsiniz. İnanın, bugüne dek asla bir B planım olmadı. Kendimi tamamen bir vücut geliştirme şampiyonu olmaya adadım. Kendimi Amerika'ya adadım. Kendimi oyunculuk dünyasına girmeye ve başrol oyuncusu olmaya tamamen adadım. Gerekli her şeyi yapmaya hazır. Kaç defa gerekirse gereksin, çalışmaya hazırdım. Bu durum politikada da değişmedi. Hayatımın diğer alanlarında da. Bu yüzden B planının son derece tehlikeli olduğuna inanıyorum. B planı olan kişi başarı fırsatını öldürür. İnsanların bir B planı olmasının ana sebeplerinden biri de başarısızlıktan korkmalarıdır. Başarısız olursam ve bir alternatifim olmazsa ne yaparım korkusu. Tekrarlayarak söylüyorum. Başarısızlıktan korkmayın. Başarısızlık gayet doğal bir şey. Michael Jordan verdiği bir röportajda inanılmazsın, gelmiş geçmiş en iyi basketbol oyuncususun. Bundan biraz bahsetsene dediklerinde sadece başarılarıma değindiniz şu an diyerek en iyi basketbol oyuncusu olabilmek için NBA maçlarında 9000 atış kaçırdım cevabını vermişti. Çok başarılı olduğu bu maçlarda 9000 atış kaçırmış. Başarısız olduğunu söyleyebilir miyiz yani? Hayır. Kendisi gelmiş geçmiş en iyi basketbol oyuncularından biri. Yine de 9000 defa başarısız olmuş. Anlayabiliyor musunuz? Hepimiz başarısız oluruz. Sorun yok.
Asıl sorun, başarısız olduğumuzda kendimizi toparlamamızdır. Asıl kaybedenler kendini toparlayamayanlardır. Kazananlar ise başarısız olduklarında ayağa kalkarlar. Hem de her seferinde daima ayağa kalkarlar. Hayatta kazanmanın kuralı budur. Başarının sırrı budur. Vücut geliştirmede başarısız oldum. Kaybettiğim vücut geliştirme müsabakaları da oldu. Kaybettiğim powerlifting müsabakaları da oldu. Kaybettiğim ağırlık kaldırma müsabakaları da oldu. Rezil filmlerde yer aldım. Berbattılar ve berbat yorumlar aldım. Siyasette çok iyi hatırlıyorum. Önde olmamıza rağmen kaybettik. Kaliforniya'da halk desteği oranım %28'e kadar düştü. Sonra tekrar yükseldi ve tekrar valiliğe seçildim. Hey, hepimiz elbet kaybederiz. Hepimiz kayıp veririz. Bunda bir sorun yok. Kaybetmeye takılmayın dememin sebebi de bu. Çünkü insan kaybetmekten korktuğunda donup kalır ve rahatlayamaz. İster boks olsun, ister işiniz olsun, ister de düşünce biçiminiz olsun. Başarılı olabilmek için rahatlamanız gerekir. Rahatlarsanız başarılı olabilirsiniz. Rahatlayın. Başarısız olmanızda sorun yok. Elinizden geleni yapın. Önemli olan tek şey bu. Başarısızlıktan korkmayın.